kırığıdan ve don olaylarından dolayı bitkilerin birçoğu zarar gördü. Ama kalanlar da yine bütün güzelliklerini cömertçe sergiliyorlar. Çekirdekten yetiştirdiğim kuşburnu hiçbir emek harcamadım. Sadece tohumları toprağa gömdüm. Ve o da böyle güzel bir gelişim gösterdi. Artık plastikler her yerde, hayatımızın her köşesinde. Biz ne kadar almak istemesek de artık bu bir yarışa dönmüş. Abla al, abla al modundalar birçok kişi. Özellikle de market reyonlarında çalışan genç, üniversite mezunu öğrenciler bu konuda duyarsız. Onların bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Ne kadar az plastik, gelecek nesillere o kadar sağlıklı ve yeşil bir dünya demek. Onlar da anne baba olduklarında sanırım bunu fark ederler. Çünkü insan kendi için çok fazla bir şey yapmıyor ama anne baba olduğunda ya da torun sahibi olduğunda daha güzel bir dünya bırakmak istiyor çocuklarına veya torunlarına. Şimdi bugün burada yaklaşık olarak bir 3 yıldır tenekede yetişen biberimi kökleyeceğim. Çünkü burada gelişmesini istediğim bir bitki var. Kadim bir bitki. Aynı zamanda buraya bir tane soğanlı bitki ekmişim. Ama ne ektiğimi unuttum. Çünkü o kadar çok bitki var ki bahçede ve alan dar olduğu için hepsi karışıyor. Şurada mesela bir tane nane var. Bunu da şöyle bir budama yapalım. O da güzel gelişim gösterecek. Sardunya var. Mor telgraf. Sanırım bu da arsız zaylan denen bir ot, istilacı bir ot. Şurada kalanço var. Şimdi çok üzülerek bunu kökleyeceğim. Bunu komşumdan almıştım tohumlarını. Gelişigüzel hiçbir emek harcamadan serptim. O da böyle muhteşem güzellikler sundu bana hiçbir çaba harcamadan. Buradan yağmur sularıyla besleniyor. Evden çıkan çöplerle işte yumurta kabuklarıyla, sarımsak, doğadan topladığım yapraklarla ve muz kabukları çok güzel gelişiyorlar. Yine burada şöyle yaprağını atıverdiğim ve kendi çabalarıyla gelişen bir kalanço var. Artık bitmiş, mevsimi geçmiş olan bir fesleğen var ama onu köklemeye kıyamıyorum. O kendi soğusun diye bekliyorum. Ama epey dirençli. Bazı fesleğenler böyle ikinci yılda da yeşerebiliyorlar. Şimdi bunu üzülerek kökleyeceğim ama tohumlarından zaten kolayca yetişiyor. İki tür kekik türü var. Çok biliniyor. Özellikle İzmir kekiği ve dağ kekiği denen tür. Şimdi kökü büyük olduğu için ve geniş yer kapladığı için, saçaklı olduğu için işte her yerden plastikler çıkıyor. Artık bitkilerin köklerinde de var. Kekiğim zarar gördü. Bir kısmı çıktı. Bunu buradan alacağım. Zaten bu tenekenin içinde çok iyi gelişim göstermedi. Bu kekiği Muğla'da tarım yapan bir arkadaşımdan almıştım. Ama onlar da istedikleri verimi alamadılar. Çünkü kekik bitkisi taban suyu yüksek yerlerde iyi gelişim göstermiyor. Akdeniz bölgesinde, kıraç alanlarda, dağlarda rastlarız genelde kekiğe. Hatta fark etmeyiz çoğu zaman. Dağlarda böyle hoş bir koku duyarız. Eğilip baktığımızda bakarız ki orada çok güzel kekik öbekleri vardır. Öbek öbek olur. Şimdi bu tenekenin içi çok su olduğu için, çünkü çok yağmur alan bir yer burası ve çok az güneş aldığı için kekiklerim çok cılız oldu, sarmaşık gibi. Ülkemiz bu tıbbi bitkiler ve baharat bitkileri yönünden çok zengin, çünkü bizim ülkemiz 4. buzul çağa girmemiş. Bu sebeple birçok bitkinin gen merkezi ve ana vatanı. Baharat bitkisi olarak, tıbbi bitki olarak, aromatik bitki olarak yetiştirilen pek çok bitki var. Bunların içinde en fazla yer sağlayan kekik bitkisi. Kekik yağı yapılır, kekik suyu yapılır. Yine banyo sularında, ayak sularında antiseptik özelliğiyle, ağız çalkalama sularında aromatik bitkilerin
önde gelen isimlerinden bir tanesi. Çanakkale kekiği de çok faydalı ve şifalıdır. Uzun ömürlü ve çok yıllık bir bitkidir. Ekiyoruz. İlk yıl iyi verim sağlamıyor. Ancak kök atıyor. Kendini geliştiriyor. İkinci yılda hasat edebiliyoruz. Hasat ettiğimiz zaman da 10-15 santim bırakmamız gerekiyor ki yine bitki fotosentez yapmaya devam etsin ve sürgünler versin. İyi bakıldığında 7 yıl, 10 yıl aynı bahçede yani ya da üretim alanında kalabilir. Ahır gübrelemesi yapılıyor genelde ama son zamanlarda artık ahır hayvancılığı azaldığı için ve gereken nitelikte olmadığı için yabani ot bulaşığı da çok fazla oluyor. Bunun için organik gübrelerin önemi artıyor ya da solucan gübresi gibi gübrelemeler daha faydalı. Kumlu, tınlı, su tutmayan topraklarda daha iyi yetişiyor. Ülkemiz için gelir getirici bir bitki. Yine kimyasal olarak izole edilen bileşiklerinden ilaç yapılıyor. Yani sadece baharat ve tıbbi bitki, aromatik bitki olarak kullanılmıyor. Eğer saksıda yetiştirmek istersek çok fazla su vermiyoruz. Kumlu, tınlı, su tutmayan ve drenajlı bir saksıda yetiştiriyoruz. Şimdi ben biberi söktüğüm için bu kekik daha iyi gelişim gösterecek. Ama tabii sökerken biberin kökleriyle birlikte kekiğin kökleri de geldi. O sebeple artık başka saksıya alacağım onu. Daha fazla güneş gören kuzey yönü de olabilir. Ama kıraç topraklarda daha iyi gelişiyor. Tohumlarından da yetiştirebiliriz. Tohumların da Kasım, Eylül, Ekim, Kasım gibi ekebiliriz. Azot ve fosfor gübresi yapabiliriz ilk gelişme aşamasında. Yabani ot temizliğinde yaparsak her sabah şöyle taze taze kırdığımız hem kokusundan hem de içindeki faydalı bileşiklerinden faydalandığımız doğal bir eczaneye sahip olmuş olacağız.